Hayır. Sabah kendisine gösterin demiştim. Fikret Bey erkenden çıktı. Fabrikadayım ben dedi. Nasıl olur? Demin konuştum fabrikayla. Hiç uğramamış. Ne kadar korkunç bir çıkmaza girdik, farkında mısın? Vız gelir. Ama annen ne olacak? Bundan daha kötüsüne de layıktır o. Neredeydin? Fabrikaya hiç uğramamışsın. Bir okul arkadaşım aniden vefat etmiş. Oraya çağırdılar. Özür dilerim. O nasıl söz? Senden hesap mı soruyorum sevgili? Annemden o kadar korkuyor musun? Ne zaman konuşacaksın annemle? Bazı şeyleri öğrenmesinin zamanı geldi. Sen çekiniyorsan ben konuşayım. Hayır, onu yıkmak istemem. Ben konuşurum. O zaman elini çabuk tut. Gereken işlemi hemen yapabilirsiniz. Ayrola, neydi o imzaladığın evrak? Seninle ilgili bazı belgeler imzaladım sevgili. Evlendikten sonra bazı yetkileri tamamıyla sana bıraktım. Kendimi biraz ev kadını gibi hissetmek istiyorum. Evimle, kızımla uğraşmak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. İlk evliliğimden sadece acı hatıralar kaldı geriye. Hülya'yı babasız bırakmamak için senelerce göğüs gerdim Metin'in alçakça davranışlarını. Tam kendi hayatımı yaşamak için serbest kalmak istediğimde kızım düşman oldu bana. Gerçeğini hiçbir şeyi bilmedi. Sadece babasına olan sevgisiyle düşman oldu bana. Her hareketi, her davranışı benden babasının intikamını almak gayesine bağlıydı. Ama aramıza sen girdin. Kızım çok hoşlandı senden. Bana karşı davranışı da değişti. Artık ben de kadınlığımı yaşamak istiyorum Fikret. Her şeyi sana teslim edip evime dönmek istiyorum. Hakkım yok mu buna? Konuşmadın mı daha? Hayır. O kadar mı korkuyorsun? Saçmalama. En fazla birkaç gün beklerim Fikret. Eğer o zamana kadar erkek gibi davranmazsan, ben konuşurum annemle. Beni karşında bu kadar erken göreceğini ummamıştın değil mi? Sana her şeyi anlatacağım. Boşuna zahmet. Ben olanları hanımefendiye anlattım. Seninle nasıl ortak olduğumuzu, beraber yaptığımız kaçak işleri, kazancımızı, beraberce kurduğumuz tesisleri, paramızı nasıl harcadığını. Sonra son bir iş için beni Avrupa'ya gönderdiğini ve üzerimde malla dönerken polise yapılan ihbarı.
Avrupa'da tutuklanışımı ve her şeyin burada sana kalışını, evleneceğin hanım her şeyi biliyor. Evet, her şeyi biliyorum. Ama ikinizin de bilmediği bir şey var. Buyurun, bakın bir kere. Tutuklandığımda bunları polise gösterseydim ikimiz de yanardık. Ben de hapisten çıktığım zaman parasız kalırdım. Halbuki çok paraya ihtiyacım var. Bedeli? Uğradığım ihanetin karşılığı olan para. Ne kadar? Bu belgeleri savcılığa göstermemin bedeli ne kadarsa. Ne kadarsa. Rakam söyleyin. Çok zenginsin. Adının bir skandala karışmasını istemezsin. Onu karıştırma bu işe. Sen sus. Evet, sizi dinliyorum. 75 milyon. Çıldırmışsın sen. Sus. 75 milyon. Hatadan dolayı seni kaybetmek istemem. Neyin var doktor? Dünyanın en güzel olayı. Bir çocuğun olacak kızım. Anneniz hanımefendinin haberi var mı yavrum? Hayır. İşitmesini de istemiyorum. Olamaz. Doktora sorabilirsin. Ama imkansız bir şey. Derhal aldırmamız lazım. Niçin? Evlenmeyecek miydik? Evlenmeyecek miydik diyorum sana. Her şeyi düzeltmek için biraz zaman tanı bana. Anneni bir anda yıkmaktan ne zevk alacaksın? Nasılsa öğrenmeyecek mi? Bak, dinle beni. Ne dinleyecekmişim? Bu işi düzeltmeye mecbursun. Ya annen? İstediği kadar yıkasın, umurumda değil. Bana o kadar büyük bir iyiliği dokundu ki. Beni başından mı salmak istiyorsun? Ne olur anla beni. Son defa söylüyorum Fikret. Yarına kadar bitecek bu iş. Çılgınlıktı. Ama şimdi gerçekler var karşımızda. Annen olmazsa sen de ben de birer hiçiz. İkimizin de hayatı ona bağlı. Ne demek istiyorsun sen? Sadece soğukkanlı olalım diyorum. Aramızdaki ilişki sen annemle evlendikten sonra da devam edebilir demek istiyorsun öyle mi? Ne olur anla beni. Ben bir oyuncak gibi kullanıldıktan sonra çöpe atılacak insan değilim Fikret. Beni başından atamayacaksın. Gel, bunu Hülya'ya verirsin. Anne, bir yere mi gidiyoruz? Ufak bir seyahate çıkıyoruz. Fikret demin telefon etti. Antalya'da bir otelde iki yer ayırtmış.
biliyorsun. 3 gün sonra evlenme yasağı bitiyor. Orada her şeyi ayarlamış. Gizlice evlenir, Hülya'ya sürpriz yaparız dedi. Sevindin mi? Söylemeyecektim ama dayanamadım. Artık her şeyi bildiğine göre sen de gel bizimle. Elini çabuk tutmalısın. Uçağın kalkmasına az kaldı. Bir yere gitmeyeceksin. Neden? Onunla evlenmeyeceksin. Çıldırdın mı sen? Evlenmek için bana sözü var. Hamileyim. Günlerdir sana söylemek istiyordu. Cesaret edemedi. Ben söylüyorum şimdi. Niçin? Niçin yaptın bunu bana? Onu sevdiğini söyleseydin seve seve çekilirdim aradan. Seni mutlu etmek için her şeyi yapardım. Ne intikamıydı bu? Ne intikamı? Konuş köpek! Konuş! Sen bu kalleşliği! Babamı nasıl yüzüstü bırakıp sokağa attınsa, babamı nasıl benim elimden aldınsa, ben de senin sevdiğini elinden aldım. Ödeştik anne. Aa! 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 Hiçbir vicdan borcum yok sana karşı. Aa! Yalan! Yalan! Nefret ediyorum senden! Sen! Aa! Sen yalansın! Bütün hayatımı seni mutlu etmek için harcadım. Gece gündüz çalıştım. Sana istediğim bu hayatı verebilmek için. İleride istediğin hayatı yaşaman için. Baban hayatımı zehir etti. Ona katlandım. Sırf sen küçük yaşta babasız kalma diye. Hayatımı, her şeyimi sana verdim. Hayatımdın sen benim. Tek mutluluğumu çok gördün bana. Bütün dünyamı yıktın alçak. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Ah!